Soğuk, yağmurlu, depresyonlu bir kış gününden herkese merhaba. Aslında sabah bugün bu videoyu çekmeyi planlamıştım. Ama iyi uyanmadığım için, çok keyifli bir güne uyanmadığım için bu saat oldu. Şu an öğleden sonra hiçbir şey çekemedim. Ta ki bu arada bu alışverişi yapalı aralığın ortasında almıştım. Ondan beri içindeki bazılarını yedim. Aa dedim, bu böyle olmayacak. Yukarıya çıkardım video çektiğim odaya. Odaya koydum ve günlerdir orada duruyor. İçindekilerini de yiyip içemiyoruz. Çünkü yukarıya gidip almaya üşeniyorum falan. Tam bulunduğum bu koltukta yatarken az önce kapı çaldı. Ve yeni iHerb alışverişim geldi. Bunları artık çekmek istiyorum. Çünkü yemek istiyorum. Ve gerçekten güzel şeyler var. Size de anlatmak istiyorum. Öncelikle iHerb'den bu kodu kullanırsanız ilk alışverişinizde 10 dolar galiba. İndirim sistemi biraz değişmiş ama kodu kullanırsanız mutlaka indirim kazanıyorsunuz. Dünyanın birçok ülkesine gönderiyor. Bazı ülkelerde kargo anlaşmaları var. Mesela bana Amerika'dan bu kargo Amerika'dan Japonya'ya 45 dolar üzeri ya da 40 dolar üzerine ücretsiz kargo. Ama başka ülkelerde bu sistem değişebilir ama ben genel olarak siteyi tavsiye ediyorum. Dediğim gibi kodu kullanırsanız da indirim kazanırsınız. Öncelikle tamamen bitmiş olan bu Cascadian Farm adlı. Yoshi kahvaltı yapmayı sevmiyor. İzin günlerinde de genelde Türk kahvaltısı yapıyoruz. Ya da tost falan yapıyoruz. Ama müsli denemek, bazı sabahlar müsli yemek istediğini söyledi. O yüzden böyle bir önceki iHerb alışverişimde bir ton değişik müsli almıştık. Onlardan biri buydu. Ben onu bayılarak yedim. Ona yani bunun yeşi birazcık denedi. Sevip sevmediğini bilmiyorum. Ben tek başıma iki kutu bitirmiş oldum. Gerçekten yani organik sertifikalı, işte genetiği oynanmış şeyler kullanılmamış. Tadında ya da şeyinde hani böyle yani sağlıklı içerik diyebilirim. Daha detaylı siteden inceleyebilirsiniz. Ve bunu aldığınız zaman da sanırım arılara yardım ediyormuşsunuz. Şu anda okudum, bilemiyorum. Bu markayı böyle çok sevince yani ben bu markanın Dark Chocolate Almond bademli çikolatalısına bayılınca Yoshi bizim maple yani akçaağaç şurubuydu sanırım. Ona bayıldığı için onu bunu aldım. Adama hala veremedim. Ama Yoshi zaten bir tane açık varken diğerlerini açmıyor. Öyle kurallı bir adam. Şu anda hala bir tane yediği var. O yüzden bunu henüz denemedim. Aynı markanın Maple Brown Sugar, Maple'lı ve esmer şekerlisi. Bilmiyorum, yani tadını bilmiyoruz. Henüz denemedik. Bunu da inşallah güzeldir diye düşünüyorum. Sonrasında ben böyle barları yemeyi seviyorum biliyorsunuz. Türkiye'deki tadımcılara benzetiyorum ama aynı içerik olmayabilir. Bunlar granola barlar. Başka bir markanın, hatta kendisi burada. Sürekli alıyorum. Bunu artık kaçıncı onu geçmiştir diye düşünüyorum. Nature's Pet'in Dark Choco Chip. Bunu çok severek alıyorum. Bu sefer bundan iki tane almak yerine bir tanesini bundan aldım. Bunun videosu var. Ekledim yukarıya. Daha önce iHerb videosu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Bunu aldım ilk defa. Sanırım sevdim. Emin olamıyorum. İçerisinde 6 tane vardı. Şu an 3 tane var. Çünkü videoyu çekeceğim diye yukarıya çıkardım. O günden beri yiyemiyorum. Çekemedim bu videoyu bir türlü hava şartları yüzünden. Bilmiyorum, bunu da deneyeceğim. Tekrar alabilirim belki. Bakalım. Sonrasında yine açmamışım bir tane daha. Aynı markanın Cascadian Farm. Peanut Pretzel. Bu pretzelli pretzel kraker markası herhalde Amerika'da. Onu böyle krakerli ve fıstıklı. Bunu denemek istiyorum. Merak ettim. Bunu da henüz yemedim. Bunu da deneyeceğim. Sonrasında daha önceki alışverişlerimden birinde bu kaşiyi almıştım. Kaşinin aldığım, o almış olduğumu çok sevmedim. Sanırım o biraz sertti. Tekrar almam diyordum ama başka bir çeşidini denemek istedim. Yine kaşi markasına ait. Chocolate Almond Sea Salt with Chia. Bu chia tohumu çok meşhur oldu biliyorsunuz. Türkiye'de de çok meşhur oldu. Çikolatalı, bademli ve deniz soslu chialı bu şey. Barlardan. Granola bar. Onu aldım. Sonrasında nasipse haftaya Sercan geliyor Türkiye'den. Sercan benim başka anne babadan kardeşim. Yani aslında arkadaşım ama kardeşim kadar sevdiğim biri. Onunla beraber anneme götürsün diye ona annem bu körüşleri çok seviyor. Türkiye'de de satılıyor ya bazı şekerlemelerde.
Bu Japonya'da bazı ithal ürünler satan yerlerde dünyanın en kötü şekeri diye satılıyor. Aslında çok sağlıklı olduğu söyleniyor. Birçok ilaçlarda ve çaylarda kullanılıyor likörüş. Sevin'i çok seviyor, Sevmen'i hiç sevmiyor. Ben ama en son yıllar önce denemiştim. Belki şu anda yesem sevebilir miyim bilmiyorum ama korkuyorum çünkü aynen böyle simsiyah görünüyor. Ve annem bunları bu paketi bir günde yani bir saatte bitirebilir öyle seviyor. Biz de sürekli gördükçe annemi alıyoruz. İçerisinde de bunun jelatinsiz falansız filansız. Sadece 4 içerikle üretilmiş mesela bu bak eğer ilgileniyorsanız. The Real Taste of Licorice Panda. Annem bunu çok sevmişti. Annem geçen sene Japonya'ya geldiğinde onu almıştım. 2 paket aldım. İçeriği falan çok temiz. Hem annem çok lezzetli olduğunu söylemişti. Sonrasında bunu aldığımızdan beri bayağı kullanıyoruz aslında. Rainbow Light adlı bu vitaminlerden jelibon gibi vitamin C var içerisinde. Gün 3 tane yiyorsunuz. Vitamin C. Yoshi de ben de yiyoruz. Of mis gibi şey kokuyor böyle. Portakallımsı, şeftalimsi, şeftali değil. Portakalımsı kokuyor. Portakal var çünkü içerisinde. Bilmiyorum bir işe yaramıyor mu? En azından ama vicdanen rahat olmuş oluyoruz. Yoshi de ben de. Sonrasında 3 tane çay aldım. Stash çaylarına geri döndüm. Tekrar stash çay aldım. Elimdeki bayağıdır çay almıyordum. Hakkımı yemeyin. Türkiye'den Ece'nin gönderdiği çaylarım var. Onları da içiyorum. Bayağı azalttım diyeceğim ama yine de var yani çaylar. Yalan söylemiş olmayayım. Ama bunları çok merak ettim. Şimdi nasıl merak etmeyeyim? Size söyleyeyim. Stash'in salted caramel mate diyor. Mate çayının tuzlu karamelli diyor. Tuzlu karameli zaten çok seviyorum. Çok merak ediyorum. Stash çayları daha önce almıştım. Daha önce aldıklarım hala diyor. Çünkü çok bana göre değiller. Değişik biraz onların tatları. Bilmiyorum bunu nasıl bulacağım. Yine Stash çayının nane çayı aldım. Kafeinsiz. Nane çayı mideye falan iyi geliyormuş diye okudum bir yerde. Ya da annem bir şey oldu mideme. Nane yağı mı sür dedi. Nane yağı mı iç dedi. Öyle bir şey dedi. Onu burada bulamayacağım için. Ben de çay aldım böyle. Nane çayı zaman zaman içilebilir. Bir de ben böyle bitki çaylarını karıştırmayı da seviyorum. Mesela ada çayıyla ıhlamuru karıştırıyorum falan filan böyle. Belki bunları da böyle deneysel bir şeyler yapabilirim. Sonrasında çok uzun zamandır da bloğa yazmak istiyorum. Aslında şu anda bu çaydan bende var. Bunu da ablama aldım. Ablama göndermek istiyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bayıla bayıla içiyorum. Hayatımda bu kadar güzel yeşil çay içmedim. Bu kadar keyifli bir çay içmedim. Neden bahsediyor bu kız diyenlere de? Twinings'in Green Tea Nightly Calm diyor. Aslında gece böyle sakinleştirmeyi vaat eden, sakinleştirici etkisi olan diyeyim ya da yeşil çay ama buram buram naneli sakız kokuyor. Bayılıyorum ya. Daha böyle paketini açarken, bardağa koyarken zaten çok mutlu oluyorum. Sonra sıcak suyla buluştuğu zaman ben kesinlikle yeşil çay tadı almıyorum. Ama sakinleştirdiğine inanıyorum. Beni çok sakinleştiriyor. Aynı zamanda çok ama çok da mutlu ediyor. Yani böyle tazeler, aromatik, işte yumuşak bir içimi vardı. Kesinlikle katılıyorum. Hiçbir şekilde tatlandırıcıya ihtiyacınız yok. Zaten içinde böyle hafif bir tatlılığı var. Bayılıyorum ya, bayılıyorum. Yani bunu ablama aldım. Tabii ki kendime de alacağım tekrar. Benimki bitmek üzere çünkü. Gerçekten ama gerçekten tavsiye ederim. Bu arada bütün bu ürünlerin linkleri blogumda ya blog yazısında olacak. Böylece size de tamamen aynı ürünü almak ya da fiyatlarına bakmak isterseniz oradan bulabilirsiniz. Sonrasında sitenin böyle tepesinde deneme ürünleri, indirime giden ürünler gibi bir link var. Hatta bunu da yarı fiyatına aldım. Denemek için aldık bunu. Yarı fiyatını almıştım. İndirim vardı. Bayağı güzel indirimler yapıyorlar. Zaman zaman dediğim gibi üye olursanız zaman zaman indirim kuponları falan da gönderiyorlar. Bir sonraki alışverişi tamamen indirim kuponlarıyla yapıldı yani. Şöyle deneme boyu 2 tane krem aldım. Bunlar anladığım kadarıyla ilaç da diyebiliriz. Arnicare krem diyor. Bu Amerika'dakilerin benim de çok daha rahat anlayacağı bir şey herhalde. Pain relief diyor ağrılar için. Mesela masaj için kullanılabilir. Soothing ne denir? Yani yatıştırmak için. Kokusuzdur, parabensizdir diye.
nelerde, kas ağrılarında, kas yorgunluklarında ve şişmelerde falan kullanılabilir diyor, yanlış çevirmiyorsam eğer. Bu deneme ürünü tam boy değil ama çantaya atılabilir ya da 14 gram yine de şey değil yani. Bunları denemek istedim. 1 dolara mı geliyordu? 50 centime ne vallahi. Çok uygundu yani. Merak ettim. Yine aynı marka. First Aid markası bunların bu arada. Değilmiş. First Aid değilmiş. Boyron'muş markası. Pardon. Bu Made in France'mış. Fransa'da üretiliyormuş. Arnicare Cream. Bunun adı Calendula. Calendula Cream. İlaç içerir diyor. Kesiklerde, çiziklerde, küçük yanıklarda, güneş yanıklarında kullanılıyormuş bu da. Yani özellikle yanık, ben çok elimi yakarım. O yüzden bana keserim de aynı zamanda. Şu an çok şükür bir şey yok ama o zaman aklıma gelir kullanırım inşallah. Nemlendirir, iyileştirir ve sakinleştirir diyor. Bu da cildi yatıştırır diyor. Bu da aynı şekilde 14 gram olduğunu düşünüyorum. Evet, bu da böyle görünüyor. Bence denemek için çok çok iyi, kesinlikle. Kullanacağım. Aldıklarımız bu kadardı. Aldıklarım bu kadardı. Dediğim gibi bazılarını bitirdim. Artık çöpe atabilirim çok rahatlıkla. Kutu boşaldı. Şimdi karamelle tiramisu bunun kavgasını yapabilirler. Dediğim gibi ben siteyi çok seviyorum. Şimdi önümde açılmamış bir koli var. İçerisinde neler var inanın. Ay. İçerisinde neler var inanın hatırlamıyorum ama düşünüyorum şu anda videoyu arkasından bu videoyu mu çeksem diye, ama bunları öncelikle kaldırmak istiyorum. Çünkü blog yazısı yazmam gerekecek bunlar için. Sizler için linkleri ya eklemem gerekecek. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Her zaman olduğu gibi lütfen kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yok beni böyle alışverişlerle ilgilendirmiyor. Bana Japonya'yı göster derseniz de Japonya'da günlük hayat kanalıma beklerim. Oraya da abone olursanız, burada yeşili benim resmim var, oraya tıklarsanız. Buradaki video sizin için çıktı. O izlemeyi unutmayın. Burada da bir önceki videom var. İzlerseniz beni çok mutlu edersiniz.